Herkese merhabalar. Hacamat tedavisinin oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Peki bu faydaları neler? Kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle dolaşım sistem hastalıklarında kullanılıyor. Damar tıkanıklıklarında dahi kullanılabilmekte. Bağ dokusu problemleri, bel fıtığı, boyun fıtığı, diz ağrıları, eklem patolojilerinin hepsinde terapötik özelliği var. Tedavilere destek olarak kullanılmakta. Ayrıca strese bağlı gelişen şikayetlerin azaltılmasında, hafıza problemlerinde ve dikkat eksikliğinde de kullanılabilen bir tedavi metodu. Hacamat tedavisi ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bilindiğinin aksine hacamat tedavisinin kan yapımını arttırıcı bir özelliği de var. Hacamat tedavisi 7'den 70'e uygulanabilir. Her yaş için endikasyonu vardır. Yapılmadığı birkaç tablo var. Gebelerde uygulamıyoruz. Kanser vakaları, ileri evre kanser vakalarında uygulamıyoruz. Bazı kalp pili gibi endikasyon dışı durumlarda, yine ritim bozukluğu gibi endikasyon dışı durumlarda uygulamıyoruz. Peki nasıl yapılıyor? Hacamat tedavisinde en önemli nokta bu. Uygulayan kişinin akupunkturu bilmesi gerekiyor. Çünkü yaptığı noktalar çok önemli ve yaptığı yer çok önemli. El hassasiyetinin çok iyi olması gerekiyor. Hacamat tedavisi, şöyle derimizi büyüten bir maket göstermek istiyorum size. Bu makette hacamat tedavisinin nereden yapılması gerektiğini belirtmek isterim. Özellikle 7 katmandan oluşan deri yapısının sadece en üst 2 katmanın aralığından bir çizik oluşturularak yapılması gerekiyor. Bu da hacamatın en önemli nüanslarından biri. Hacamat tedavisi 7'den 70'e bir hekim olarak herkese öneriyorum. İyi günler diliyorum.